Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, heyecanlandıran bir proje haberiyle başlıyoruz bültenimize. Kimi Türk sinemasına, kimi siyasete iz bıraktı. Geçmişe damgasını vuran o arabalar Dokuma Park'taki yerini aldı. Açılışına ise sayılı günler kaldı. Merakla beklenen Antalya Araba Müzesi çok yakında ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Araba Müzesi'ne gelen vatandaşlar tarihte yolculuğa çıkacak. Müzede sinema dünyasına iz bırakan otomobillerin de yer aldığı 70'e yakın klasik araç sergilenecek. Dokuma Park, tarih ve otomobil meraklarını bir araya getiriyor. Öte yandan ziyaretçiler, yerli otomobil devrimi de Antalya Araba Müzesi'nde görme imkanı bulabilecek. Hem beklediğimiz hem de nasıl geçecek dediğimiz sıcak havalar geldi. Evde, iş yerinde klimalar açıldı. Peki ne kadarı nasıl sağlıklı? Detaylar haberimizde. Hava sıcaklıkları iyice artmaya başladı. Bizler de hemen klimalara sarılıyoruz. Sıcaklarda serinlemek isterken hem siz hem de çocuklarınız hastalanabilir. Yaz gribinden korunmanın önceliklerini Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Emre Demir anlattı. Özellikle yazın yoğun bir klima kullanımı söz konusu oluyor. Çocuklarımızı bulunduğu ortamları sık sık havalandırmamız, terlilerse kıyafetlerini sıkça değiştirmemiz çok faydalı olacaktır. Birbirlerine temas yoluyla da bu hastalıkları bulaştırabileceklerinden ellerini sıkça 20 saniye süreyle sabunlamaları, ağız burun temizliğinde tek kullanımlık kağıt mendil kullanmaları oldukça faydalı olacaktır. Yaz gribi bu belirtilerle çocuklarda başlıyor. 38 derecenin üzerine çıkan yüksek ateş var ise, öksürük birkaç günden uzun sürüyor ise, hızlı hızlı nefes alıp verme, çocukta halsizlik, bitkinlik gibi bir durum var ise mutlaka en kısa sürede çocuk doktoruna başvurmalılar. Belediye ve vatandaş arasındaki en önemli köprü iletişimdir. Bir telefon kadar yakın olmak, anında çözüme ulaştırılmak. Nasıl mı derseniz, kim 7/24 yanınızda. Kepezlilere hizmet veren modern çağrı merkezi. Kepez sakinleri bütün sorun, şikayet ve önerilerini kime bildiriyor? Kepez İletişim Merkezi nasıl yardımcı olabilirim? Vatandaşlardan gelen talepler hızlı bir şekilde belediyenin ilgili birimlerine iletiliyor. Kepez İletişim Merkezi ilçe sakinlerine 7/24 hizmet veriyor. Kim, belediye ile vatandaş arasında kurduğu köprüyle sorunların çözüme kavuşmasını sağlıyor. Sevgili izleyiciler, çalışan annelerin endişesi hep aynıdır. Çocuğum nasıl, şimdi neler yapıyor? Sizi anlayan ve içinizi rahatlatan Nasrettin Hoca kreşleri yeni dönem kayıtları başladı. Anne babaların çocuklarını huzur ve güven içinde bırakabildiği, miniklerin de ilkokul öncesine donanımlı bir şekilde hazırlandığı Nasrettin Hoca kreşlerinde yeni dönem başladı. Kepez Belediyesi, Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri uzman eğitimci kadrosuyla Antalya'da örnek gösteriliyor. Ön kayıt yaptırmak isteyen veliler 27 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilir. Antalya'nın en güzel çocuk kütüphanesi kapılarını açtı. Çocuklar kitaplarla birlikte keyifli bir yolculuğa çıktı. Gelin o güzel serüveni onlardan dinleyelim. Çocuklar dört gözle kütüphanenin açılmasını beklediler. Güzeldi. Kitapları seçtim ve okudum. Beğendim. Gayet güzel olmuş. Çok güzel kitaplar var içinde. Biz çocuklara güzel bir kütüphane kurmuşlar. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Çocuklar hem tren garında Anadolu keşfine çıkıyor hem de binlerce kitapla bir araya geliyor. Çok iyi.
O güzel bir şey. Çocukların dikkatini çekiyor. Evet çekiyor. Sanki gidecekmiş gibi hissediyor insan. Tramvayı görmüştüm ama treni fazla yakından görememiştim. Bütün yaşıtlarımı, bütün arkadaşlarımı kütüphaneye bekliyorum. Kimi ayda yılda bir alır eline, kimi ise başucundan eksik etmez kitabı. Peki gerçekten kitap okuyor muyuz diyoruz. Sizlerden gelen cevaplarla bültenimizi kapatıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Günde 3 öğün yemek yeriz, 2 öğün kitap okuruz yani. Kütüphane başkanlığı falan yaptım. Başucu kitabımı söyleyebilirim olasılıksız. Usta yazar Cemil Meriç'in de söylediği gibi kitaplar insanların sığınacağı en iyi limandır aslında. Bizler de bu hafta vatandaşlara kitap okuyup okumadıklarını sorduk. Bakalım cevaplar nasıl oldu? Kitap okuyor musunuz? Okuyorum. Ben polisiye romanları çok severim. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Peki ne sıklıkla kitap okuyorsunuz? Genellikle 2 haftada bir kitap değişiyor. Kahraman Tazeoğlu. İkisini şu sıra yani sıklıkla okuyorum. Ayda 1-2. Günde 2 kere mutlaka kitap okumaya ayırıyorum. Bir kitap okuyorum, o kitap başka bir kitabı çağırıyor bana.